Herkese merhaba yeniden. Bugün Bali'deki banyomdayız. Şu kızarıklığım için de çok özür dilerim gerçekten. Çünkü çok marsık gibi yandık. Yandık, çok fena yandık. Çok da canım yanıyor. Ama bana Instagram takipçilerim de bir ürün önerdi. Bu buraya özgü bir marka. Aloe vera önerildi. Dediler ki kullan yoksa mahvolacaksın. Ben de hemen gittim. Aldım. Gece bakım rutinimi nasıl yapıyorum? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bana çok fazla sorulan bir soruydu bu. İşte cildin nasıl bu kadar parlıyor, nasıl bu kadar iyi görünüyor vesaire vesaire vesaire. Cildim inanılmaz iyi değil ama problemli bir cilt de kesinlikle değil. Cildimde minik minik lekelenmeler de hafif hafif var. Ya da işte gözenekler tabii ki var. Onun dışında göz altlarım, yani göz çevrem çok hassas. Öncelikle yüzündeki fazlalığı bir almak istiyorum. Cilt temizlemek istiyorum. Bu makyajı çıkartırken Bioderma'nın bu ürünü kullanacağım. Bu ürünü çok seviyorum çünkü biraz daha hassas bir temizleme sağlıyor. İkinci bir yıkama jeli yanıma getirdim. Bunun sebebinden de bahsedeceğim. Bu ise It Cosmetics'in bir ürünü. Bunu yurt dışında bulabiliyorsunuz. Şu an Türkiye'de yok. Güzel bir ürün, iyi bir temizleyici. Bunu da sabahları kullanmayı seviyorum. Şimdi benim cildim yağlıya dönük karma. T bölgem her daim aydınlıktır. Ve hatta bu yüzden de çok soru alırım. Şimdi nasıl bu kadar parlıyorsun arkadaşlar? Yağ yani hani bayağı bildiğiniz yağ. Ama bu sağlıklı bir görüntü verebiliyor. Bir de makyaj yaparken biraz daha dikkat ediyorum. Bu bölgelerime çok yoğun ürün kullanmıyorum ki kusma yapmasın diye. Ne kadar ince geçersem o kadar iyi. Aynı şekilde göz çevreme, şuralarıma çok fazla ürün getirmiyorum ki zaten çok üründe kullanan biri değilim. Şimdi bir yüzümü yıkayıp geliyorum. Yıkayıp geldim. Şöyle göstereyim. Bayağı tertemiz yaptı. İki pompa sıkıp yaptım bu arada. Ben yine de hemen üzerinden Bioderma'nın bu Sensi Bios'unu işte miseler sumu artık buna ne diyoruz. Ondan hemen birçok markada muadili var. Bu benim için yani inanılmaz gerekli, tek bundan vazgeçemiyorum diyeceğim bir ürün kesinlikle değil bu arada. Yüzümde kalanları da bu tonik gibi bir şey olduğu için biraz daha iyi temizleyebiliyor. Şöyle hemen alıyorum bir pamuk yardımıyla. Şimdi diğer adımım benim burada. Benim için önemli adımlardan bir tanesi. Yani tonik kullanmadan makyaj rutinimi kesinlikle tamamlamıyorum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli bir şey. Toniği mutlaka kullanıyorum. Bunun sebeplerinden biri cildi yatıştırıyor olması, gözenekleri küçültebiliyor olması gibi gibi. Yani tam temizlik, teferruatlı temizlik hissini tonik kullanarak alıyorum. O yüzden mutlaka tonik kullanıyorum. Bu sıralarda da Pixi'nin bu Glow toniğini kullanıyorum. Bu toniğin sevdiğim yanı ne derseniz, tonik hakikaten şey, böyle bir nemli canlı, biraz daha cam gibi bir etki veriyor. O olayı çok seviyorum. Bundan böyle yapayım. Minik bir yanma hissi veriyor bu arada. Yanmıyor diyemem. Ama seviyorum yani. Böyle çok güzel bir aydınlanma yapıyor. Yalnız her şey düzenli kullanımda etki ediyor. Yani bunda hemfikir olalım arkadaşlar. Yani tek bir seferde hiçbir şeyden etki alamıyoruz. Yani öyle bir dünya yok maalesef. Maria Badescu'nun. Bu da bir alışkanlık yani. Böyle bir şart yok. Bunun cilde çok iyi geldiğini falan söyleyemem. Sadece yatıştırdığını düşünüyorum. Açık olayım bu konuda. Maria Badescu'nun böyle aloe veralı falan bir lavantalı spreyi var. Yüz spreyi. Sephora'larda bulabilirsiniz. Oradan aldım ben de. Dekolteme de sıkıyorum. Gözaltı ürünleri benim için çok önemli. Çünkü göz çevremi çok nemli hissetmeyi önemsiyorum. Bu beni hep çok rahatlatır. Yine Pixi'nin, tam da görünmüyor galiba yansıdığı için, Pixi'nin Detoxif Eye Serum'unu kullanıyorum. Bunu daha yeni kullanmaya başladım. Çok etkili midir, değil midir onu bilmiyorum ama rutinime devam etmek için bunu yanıma aldım. Ekstra olarak, yani ekstra değil aslında, bu yani benim için olmazsa olmaz bir ürün. Kiehl's'ın
Kokuyor mu bilmiyorum. Buradan çok parlıyor ama. Kiehl's'ın avokadolu göz çevresi kremi. Bence muazzam bir krem. Kimisi diyor ki işte ben de göz altımda işte pıtır pıtır bir şeyler çıkardı ya, bezesi çıkardı diyenler de var. Ama bence çok iyi. Yani ben çok memnun kullanıyorum. Makyajlarımdan önce de kullanıyorum. Kendime de, gelinlerime de aynı şekilde. Bu şekilde uyguluyorum. Daha sonra bu ürünü, bence en iyi uygulama şekli bu. Önce şöyle parmağımı biraz alıyorum ve tampon oturtarak bu şekilde uyguluyorum. Böylece bence daha iyi yayılıyor ve daha iyi oturuyor. Zaten böyle bir aydınlanma veriyor. Yani çok güzel. Evet, yine birçoğunuzun bence hakim olduğu, bildiği bir ürün bu. Kiehl's'ın gece serumu. Yenileme özelliği olduğunu iddia eden bir serum. Ben öyle bir şey var diyemem. Çok iyi nemlenmiş bir ciltle uyanıyorum. Yani bu gerçekten bence bir ürünün yaptığı en iyi şeylerden biri ve cildimi çok aydınlık gösteriyor. Bunu kullandığımda, yani genel olarak her zaman, ama hani insanlar cildin çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yani ben bunu her zaman duyuyorum birilerinden. Bu tabii ki de çok, yani insanı çok mutlu eden bir şey, motive eden bir şey. Hemen şöyle birkaç damla sıktım. Elimde yumuşattım. Böyle ben krem gibi uyguluyorum. Kimisi tampon uyguluyor. Olabilir. Yani o da mümkün. Ben böyle elimin ısısıyla dudaklarımdan da geçiyorum. Şöyle. Ya şuna bakar mısınız ama? Yani böyle nasıl canlı bir görüntü. Elimde kalın tabii ki de dekolte bölgeme bu şekilde geçiyorum. Şöyle yaydım. Ve elimin üstüne bütün bu kalan ürünü mutlaka bırakıyorum. Bu da benim için önemli bir detaydı. Daha sonra yine hiç vazgeçmediğim, rutinimde her zaman olan ve yanımda taşıdığım iki üründen bahsedeyim. İki tane ürünüm var. Kaş ve kirpik serumu. Bakın, hiç vazgeçmeden ısrarla kullanıyorum bu ürünleri. Bir tanesi Emma Beauty kaş ve kirpik serumu. Çok güzel kokuyor. Yine lavantalı. Böyle nefis bir ürün. Ay çok güzel kokuyor ya. Nefis. Bakın. Ben bunu kaşlarıma uygulamadan yatmıyorum. Ve hatta işte mesela işte plaj çantam da yanımdaydı. Kaşlarıma sürdüm. Daha sonra yeni tanıştığım, 1,5 aydır düzenli olarak kullandığım ve etkisini görmeye başladığım bir üründen bahsedeyim hemen. Reklam falan değil yani. Öyle bir şey değil kesinlikle bu arada. Ben bu ürünü Hatice Sakka, make-up artist arkadaşım, çok yakın arkadaşımdan öneri olarak aldım. Onun daha önce yurt dışından alıp getirdiği bir üründü bu. Ve kirpiklerinde böyle %100 artış gördüm. Yani artış, nasıl diyeyim, var olan kirpiklerinizi maksimum seviyede uzatma gibi bir özelliği var ürünün. Ve benim kirpiklerim çok cılız ve kısa. Derken Türkiye'ye geldi Revitalize ve hemen satın aldım. Ürünün markasını göstereyim. İnanılmaz iyi bir ürün. Ben şu an etkisini görüyorum ama size gösterebilir miyim bilmiyorum. Yani şu an hiç uygun bir zaman değil sanırım bunun için ama yani muhtemelen göremezsiniz çünkü şey çok kıl kıl. İşte bazı kıllar çok uzun, bazı kıllar kısa. O kıllar kesinlikle yoktu. Kirpik yoktu bende yani. Onlar yoktu en azından. Bundan çok eminim. Bunu nasıl uyguluyorum? Gözümü böyle kapatıyorum ve tam hemen hemen dibine gelecek şekilde, yani o kirpik çıkış yerine ürünü nüfus ettirecek şekilde kirpiklerin üzerine bırakıyorum. Aşırı bol uygulamanıza falan da gerek yok bu arada. Aynı şekilde buraya da yapıyorum. Çok seviyorum. Laneige'in bu lip maskesi, dudak maskesi. Parmağınızı alıp sürmeniz gerekiyor. Aslında yanında bir tane aparat veriyor. Ama onu
Ben kaybediyorum. Yani kaybetmem varsa tebrikler. Çünkü içinde ya da bir yerine koyacak bir şey yok yani. Onu belki de atıyorum yani, bilmiyorum. Bu şekilde uyguluyorum ki bana her zaman soruyorlar. İşte dudağınızda ne var? Dudağınızda ne var? Sanırım benim dudaklarım biraz renkli. Biraz pembemsi. O yüzden üzerine uygulayınca sanki gloss sürmüşüm gibi. Yani böyle renkli bir gloss sürmüşüm hissi yaratıyor. Ama aslında bir dudak maskesi sürüyorum. Aslına bakarsanız hemen hemen yani bitti. Son olarak serumumu sürmedim. Şimdi serumumu süreceğim. Bu Pixi'nin serumunu. En son sürüyorum. Bu kremi, bu avokadolu olan kremi uyguladığımda cilt alt yüzeyinin kuru olması gerekiyor. Bu da jel formda bir ürün. Hemen kurumuyor. Bu tampon şekilde oturtabilmem için, yedirebilmem için kuru bir cilde ihtiyaç var. Bu da dediğim gibi jel ve biraz ıslak bitişli bir ürün. Ama çok güzel görünüyor. Bak şimdi süreceğim. Şöyle çok minicik bir şey aldım parmağıma. Allah şuralara kıttık. Şöyle. Böyle hafif hafif gezdire gezdire uyguluyorum. Dediğim gibi yani çok kısa bir zamandır kullanıyorum. Henüz etkisi harika işte falan diyebileceğim bir şey yok. Sadece ilk sürdüğümde böyle bir etkisi var. Ama diğer bütün ürünler için dediğim gibi benim için vazgeçilmez ürünler. Cilt bakım aslında burada sona erdi. Her zaman soru aldığım için tekrar tekrar anlatıyorum aslında. Arkadaşlar cildime ben böyle gece gündüz rutin şekilde bakım yapıyorum. Yani bundan hiç vazgeçmiyorum. Çok küçüklüğümden beri de böyleydi. Hala böyle. Biraz da meraklıyım. Hatta makyaj malzemesinden çok cilt bakım ürünlerine daha çok meraklı olduğumu bile söyleyebilirim. Çok değişikliğe de gitmiyorum bu arada. Yani bir şey sevdiysem onun devamını alırım ve devam ederim. Ama cildimde başka bir şey, bir belirti görüldüyse ona yönelik bir şey alıp bir de kullanıp denir. Umarım bu verdiğim bilgiler bir şekilde sizin de işinize yarar. İlham olur. Çok değişik bir bilgi aktardığımı düşünmüyorum. Evet ama hani hep sorulan ve hep merak edilen bir şeydi. Cildin biraz genetik olduğuna da inanıyorum. Yani genetikle de ilgili. Çok teşekkür ederim bu arada izlediğiniz için. Ve güzel yorumlarınızı bekliyorum tabii ki. Lütfen abone olun ve videolarımı izleyin. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Cildim bu şekilde. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.